devam ediyor. Evet, basın kulübüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de Çalıksaraylar Belediye Başkanı Özcan Turan stüdyomuzda konuğumuz. Şarkıkara Ağaç'ın güzel beldelerinden bir tanesi Çalıksaraylılar. Genç de bir belediye başkanı var, AK Partili. Ve Çalıksaraylar'da da oldukça önemli çalışmalara bu kısa dönemde imza atmış. Çünkü biz program öncesi çekimlerde gidip görüyoruz, geziyoruz yatırımları. Neler yapılmış, neler yapılmamış onları da görüyoruz. Vatandaşlarla da konuşuyoruz. Başkanın oldukça karnesi iyi görünüyor. Bizim edindiğimiz izlenim öyle. Sayın Başkanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben hem kısa bir selamlama konuşması için, açılış konuşması için size söz vereyim. O akabinde de bize kısaca bir Çalıksaraylıları anlatın, tanıtın. Sonra başlayalım sohbetimize. Evet, ben öncelikle buraya bugün geliş sebebimiz... malum bir Sparta'nın evladı, bir şehidimiz var. Ölen namazına mütakiben Durmuş Öcal kardeşimizi toprağa verdik. Ben bu vesileyle de tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun diyorum. Allah geride kalanlara sabır versin. Bu vesileyle de bizi izleyen tüm izleyicilerimize ve tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizle bizi buluşturma imkanı sağladığınız için Kanal 32 ailesine ve sizlere ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Çalıksaraylar'ı bize bir kısaca bir anlatın başkanım. Çalıksaraylar nasıl gelinir, nasıl gidilir, nasıl bir yerdir? Çalıksaraylar kasabası 1953 öncesi 7 tane köyün birbirine yakınlığı, merkezi Ulu Mahalle, şu andaki merkezi baz aldığımızda Uluköy. Uluköy'ü baz aldığımızda 1 ile 500 metre ile 3 kilometre arasında çevreleyen 7 tane köyden oluşmuş bir kasaba. 1953 yılında 7 köyü birleştirmişler. Uluköy, Suvar, Çukur Mahalle, Bölükler Mahallesi, Yakoköy, Yokorköy ve Cumhuriyet Mahallesi olmak üzere 7 mahallenin birleşimiyle Çalıksaraylar adı altında bir belediyelik kurulmuş 1953 yılında. Ve 1953 yılından bu yana da belediye olarak kasabamıza hizmet vermeye devam etmektedir. Evet. Şimdi biz bayağı bir çalışmanız olmuş. Kendimiz geldik, gördük. Şöyle diyelim, hani ben genelde belediye başkanlarına 2,5 yılın kısa bir özetini alarak başlıyorum programa. Siz de özetleyin. Yani 2,5 yılda Çalıksaraylar'da neyi hedeflemiştiniz? Bu hedef doğrultusunda nasıl bir süreç gelişti? 2,5 yılda neler hedefledik? Sayın Başkan'ın ikinci dönem bu. 7,5, 8 7,5 diyelim. Yaklaşık. Evet. Öyle konuşalım. Hani 2009 belediye başkanlığım bu ikinci dönemim. Ben şöyle toparlayarak geleyim bunu. Şimdi formatı da iktidarla yerelin birleşmesi noktasındaki o bölgelere sağlanan hizmet, yatırımların, hizmetlerin ne olduğu konusunda olduğu için, formatımızla da ilgili olduğu için ben buradan girmek istiyorum söze. 2009'da seçimleri kazandığımızda geldim oturdum. 29 Mart ve 15 Nisan. Geldi 15 Nisan'da önümüze, ben herhangi bir devlet sektöründe memurluk vesaire, bürokrat o şekilde çalışmış bir insan değilim. Devlet sektöründe, memur sektöründe hiçbir konusunu bilmiyorum ben. Ticaretten geldiğim için bu konuları bilmiyorum. Önümüze bir İller Bankası'ndan gelen pay geldi. İşte atıyorum 80 bin lira para gelmiş. Şuna kesildi, buna kesildi, şuna kesildi, buna kesildi. Sonuç olarak 28 bin lira. Tahakkuk eden belediyemize yansıyan para 28 bin lira. Dedim, personele ne ödüyoruz? 35 bin civarında para. Sigorta vesaireler hariç. Bunlar yok. Sadece maaş mı? Sadece maaş. Sigortalar yok bunun içerisinde. Dedim ki eyvah. Ben bu belediye başkanlığını bu 5 yılı nasıl geçireceğim? Hakikaten o gün
kafamda bir soru işaretleri, acayip bir karamsar bir tablo oldu ya, oluştu kafamda. Dedim ne yapabiliriz? Belediyenin bir geliri yok. Herhangi bir şeyi yok. O günkü mevcut yaklaşık 45'in üzerinde bir personel vardı. Bu personelin çoğunluğu 20'nin üzerindesi geçici. Lüzumsuz bir, gereksiz bir şey. Onlara bedava para ödeniyor. O işçilere de gerek yok. İlk önce bu işçi giderini azaltmaya başladık. Ve geçici işçilerimizi çıkardık. 45 kişilik, 50 kişilik kadrodan şu andaki kadromuz, personelimiz 20 kişi. 50 kişinin yaptığı işi 20 kişiyle yaparak ve 50 kişinin yaptığı bunu vatandaşlarımız, bunu herkes görüyor, biliyor. Bizden önceki 2009 öncesi 5 yılda 50 kişiyle 60 kişiyle neler yapıldı? Biz 20 kişiyle 25 kişiyle geçtiğimiz 5 yılda önceki dönemde neler yaptık? Bunu vatandaşlarımız görüyor. Ben bu vesileyle de bu konuya girmeden önce de önce belediye personelinin bir hakkını vermem lazım. Bu işleri çıkardığımızda 20 kişi kaldık. Personeli toparladım. Dedim ki bakın arkadaşlar, bizim 28 bin lira gelen bir belediyeden bahsettik oturduğumuzda, borçlarımıza vesaire. Çünkü ben o konulara değinmek istemiyorum. Bir enkaz devraldık. 28 bin lira gelen bir belediyenin, başka geliri olmayan bir belediyenin 1 trilyon borcu var. Düşünün gerisini artık. Ben başka bir şey bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bir enkaz. Velhasıl personelimi topladım. Dedim ki bakın arkadaşlar, bizim bu şekilde bir durumumuz var. Ha, şey olarak da yüz ölçüm olarak da bunu öncelikle bir belirtmem lazım ki nasıl bir kıskacın içerisinde olduğumuzu, zor durumda olduğumuzu bilinsin. Yüz ölçümümüz 9.311 hektar. Belki birçok ilçeninden çok fazlayız, büyüğüz. Dolayısıyla buralar ne? Belediye olarak hizmet etmek zorundayız. Devlet nezdinde baktığın zaman neyiz biz? Kasabayız. Yani her şey kısıtlı. 366 hektar imar alanımız var. Bu 366 hektar imar alanına hizmet götürmek zorundasın. Çöpünü almak zorundasın. Şimdi, pardon, görüntüyü isteyebilir miyiz Mehmet Bey? Çarıksaraylarının görüntüsü yok muymuş? Var, elimizde var. Hem başkanım anlatırken. Biz evet. Şey yapmayalım. Sayın başkanlar konuşurken o elimizdeki görüntüleri bir taraftan kullanalım. Yani belediye yaptığımız çekimleri. Hem görsel de vatandaşlarımız da görsün. Evet. 366 hektar imar alanımız var. Buraların çöpünü alacaksınız, yolunu yapacaksınız, temizliğini yapacaksınız. Her şeyini yapmak zorundasınız. Bunlara yetişiyorsunuz. Dolayısıyla iş gücüne ihtiyacınız var. Personele ihtiyacınız var. Devletin çıkardığı kanunlara göre de bütçe gelirlerin %40'ı geçmemesi lazım ki personel giderin. Geçerse personel alamazsın. Aldığın zaman kişi borcu çıkıyor. Böyle de bir sıkıntı var. Ha, bunun aşılıyor. Nasıl aşılıyor? Hizmet alımıyla aşılıyor. Hizmet alımıyla aşıldığı zaman buna ekstra bir %10 daha maliyet biniyor. O şirkete ekstra bir kar veriyorsun. %10, %15 bir kar daha biniyor. Belediyeyi tamamen uçuruma götürüyor. Dedim ki bakın arkadaşlar, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Personelimi toparladım. Mesai merfumu gözetmeden biz diğer memurlar gibi değiliz. Ne bileyim, bir tapudur, bir maliyedir, bir milli eğitim gibi değil. Belediyeyiz. Biz hizmet etmek zorundayız milletimize. Bizim saatimiz yok. Mesai merhumu diye bir şey yok arkadaşlar. Çalışacağız. Biz bu kasabamızın işini yapacağız. Yaparız diyorsanız personel almayacağım. Ki personel alırsam maaşlarınızdan kesmek zorundayım. Çünkü yetmiyor maaş. Aldığımız personellere sizin maaşlarını eksilteceğiz, onlara dağıtacağız. Dolayısıyla bir kısım yarı maaş alacak veya alamayacak. Ve oradaki personelin bana dediği, başkanım bu durumlara düşmemize hiç gerek yok. Biz mesai merhumu gözetmeksizin cumartesi pazar 7-24 çalışmaya hazırız diyerek şu ana kadar 100 bin metrekarenin üzerinde kilit taş döşedik. Ve bu sizler de gördünüz. Bu kilit taşların parke döşemesinin tahmin ediyorum
%30'unu ihaleyle belki döşemesini müteahhitlere vermişizdir. Bunun dışında birçoğunu zaten Sayın Vekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç'ten Allah razı olsun, her yıl 50-100, 150-200 bin Kilittaş parke taşı için Kültür Bakanlığı'ndan bize destekler oldu. Aldığımız taşın tamamına, paranın tamamına taş alarak eksiltmiyoruz ki bir metre fazla yer döşeyelim. Kendi personelimizle. Benim personelim yazı işleri müdürü, fen işleri müdürü, muhasebe müdürüm, zabıtalarım olmak üzere gerektiğinde üzerlerindeki elbiseleri çıkarıp iş elbiselerini giyerek çalıştılar. Bu şekilde işçi parası ödemeyeceğiz diye bu kadar az ban 50'den 20'ye düşmüş olduğumuz halde hemen hemen kasabanın %20 Kilittaş parke döşeme işini tamamladık ve bu şekilde tamamladık. Ben yeri gelmişken de personelimin hakkını vermek isterim. Bu anlamda yaptıkları çalışmadan dolayı da tüm kasaba halkım ve şahsım adına da tüm personelime teşekkürlerimi sunuyorum sizlerin huzurunda. Çok sağ olsunlar. Gece gündüz demeden 3, 2, 1 her zaman ayaktalar, her zaman çalışmaktalar. Personelime çok çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun kasabam ve şahsım adına. Bizim kanayan bir yaramız, benim son 30 yıllık düşündüğüm, hatırladığım, vatandaşların içerisinde konuşulan bizim bir deremiz var. Biz çay deriz ama resmi adı Deli Çay geçer oranın. Biz çay deriz. Bu çay kasabamızı ikiye bölüyor ortadan. Evet. Şimdi bu sağında solunda da tamamen bir de buranın bir kısmı da zaten şey içerisinde, imar içerisinde. Yani yerleşim yerlerine yakın. Anamız, bacımız, kardeşlerimiz çoluğun çocuğunu yemeğini yapıp okula gönderiyor. Hemen gideyim ben şuraya bir bahçeme, tarlama gideyim. Şuraya bir çapalayayım, geleyim. Gidip gelebileceği. Yani özleriz biz buraya. Sanki bir evin arka bahçesi gibi. O yakınlıkta. Bu bahsettiğim yer. Bu dere ortadan bölüyor burayı. Bu dereye ayağa çıkan bütün arazi sahipleri, bütün arazi sahipleri ama. Bu derenin uzunluğu da 5 kilometre. Karşılıklı düşündüğümüz zaman bu 10 kilometre. 10 kilometre boyunca bütün arazi sahipleri dereye çıkmış. Ağaç dikmiş, ceviz ağacı dikmiş, selvi, gavak vesairelerle dikmiş. İnsanlar arazilerine ulaşamıyor. Ve buraya hasat zamanı, dikim zamanı sırtında götürüyor bir şeyler ekip dikecekse. Ki bölgemiz tarım ve hayvancılığa dayalı. O bölgedeki yerlerde küçük küçük parçalar zaten 500, 700, 1000, 1500 metrekare, 2000 metrekare çok çok nadirdir. 300, 200, 500 metrekare yerler ama çok güzel verimli bir topraklar. Bu topraklarda kışlık ihtiyaçlarının bir kısmı da ticari amaçlar düşünerekten ilçe pazarlarında vesairede konu komşu ihtiyacı olanlara satmak suretiyle o bölgeyi bu şekilde değerlendiriyorlar. Ve böyle bir yer buralara sırtında götürüp getiriyorlar. Bu şeyleri, ekip dikecekleri ürünleri hasat zamanı da sırtında kaldırıyorlar. Sürülecek, tarlaya bakım yapılacak, yol yok. Diğer tarladan geçmek zorunda. Eğer diğer tarlada tarla komşuları birbirleriyle aralarında bir ufak yer, buralarda küçük yerlerde maalesef böyle husumetler oluyor. Farklı farklı sebeplerden dolayı insanlar birbirinden bahane arıyor. Sen benim tarladan geçtin, yaralamalı. Kavgalar vesaireler, bu şeyler örnekleri görüldü kasabamızda. Bunlar yaşandı benim tarlamdan geçtin diye. Burada vatandaştaki konuşma şuydu. Eğer bu dere sulama çalışmasını yapsın, buradan bir yol açacak insanın heykeli dikilir buraya. Yani ben bunu konuşuyorlardı. Bu nedir? Bunun ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için söylüyorum bunu, yani bu sözü. Heykeli dikilir, bunu vatandaşlar konuşuyordu. Biz de vatandaşımız bizi bu göreve uygun gördü. Seçildik 2009'da. Tabii bunlar kulağımda benim. 30 senedir bunlar konuşuluyor. Geçen belediye başkanlarımız diyeyim artık ben, şimdi onların da günahını almak istemiyorum. Arkalarından da konuşmuş gibi değil ama siyasi rantla düşündüğün zaman 5,
10 kilometre alandaki o kadar kişinin tarlasına baktığın zaman atıyorum 100 bir tarafta, 100 bir tarafta olduğunu düşünürsek 200 kişi var. Kasabada 200 kişinin ağacını, taşını kesersen ne yaparsın? Bittin. Evet. Bittin sen. Bir daha ortalıkta görünmene gerek yok. Ama bizim bir daha diye bir kaydımız yok. Bir daha diye bir şansımız yok. Ben bu memlekete hizmet edeceğim diye geldim. Bu sorunları kökten halletmem lazım. Radikal kararlar almam lazım. Bir daha olurum, olmam umurumda değil. Ve aklımda da böyle bir şey yok. Dedim yapacağım bunu. Ve hemen o dere ıslah çalışmasının bir mühendislik firmasıyla anlaşarak aplikasını yaptırdık. Kazıklarını çizdirdik. Kazıklarını çizdirdik. Yerler işaretlendi. Kırmızı boyayla da işaret yapıldı. Bunu vatandaşlarımız gördü. Şeffaf tabii ki her şey ortalıkta. Şeffaf, düzgün bir şekilde yürütüyoruz çalışmaları. Herkes ne kadar girdiğini, tarlasında kaç tane ağacın o çizgi içerisinde kaldığını, her şeyi gördü. Ve hemen dedik ki burası açılacak. Herkes ağacın taşını kessin. Bu arada baktık ki bir tane, iki tane, üç tane, beş tane teyzeler, amcalar, yaşlılar sızlanıyorlar. Başkanım, çoğu da zaten aynı köyde, biz onların evladı gibi yetiştiğimiz için başkanım başkanım demezler. Özcan, gel oğlum bakayım buraya, ben koşarak giderim yanlarına. Buyur. Yahu sen o ağaçları kestiriyorsun ama benim bunu götürecek, edecek, kılacak param da yok, benim adamım da yok, kimsem yok. Oğlum ben nasıl kesin? Kesin ama tamam, gönlümden razıyım. Hepsini kesin, yol açılacaksa, devlete, millete, kasabamıza bir faydalı olacaksa hepsini kesin diyor. Biz ne yaptık? Hemen belediye personeline dedim ki bir motorlu testere ayarlayın biriniz. Ben ağaçlarımı kesemeyeceğim. Çünkü dedim ya binlerce ceviz ve kavak, selvi ağacı, elma, armut ağacı. Binlerce. 10 kilometrede düşünün artık. Komple her taraf dolu. Kim sizden talep ediyorsa ki ben bu ağacımı kesemeyeceğim, yardıma ihtiyacım var. Kesin. Motora yükleyin. Nereye istiyorsa istediği ölçülerde, boyutlarda kesip İstediği yere kadar istif edin. Vatandaş da hiç kimseyi de kırmadan bu şekilde bir çalışmayla bunu atlattık. Ve milletimiz de o kadar güzel memnun oldu ki bu olayda. Ondan sonra araçlarıyla istedikleri yere kadar gidip, traktörleriyle istedikleri yere kadar gidip, ürünlerini kaldır, hasat zamanı vesaire, öyle bir rahat ettiler. Bundan daha önemlisi gene bu dere üzerinde kanalizasyon İki taraftan toparlanıp bu dereye akıyor. Bu dereden açıktan gidiyor. Su imkanı olmadığı için burası aslında burayı da söylemek de istemiyorum ama söylemek zorundayım. Kanalizasyon akıyor. Buradaki suyla, su olmadığı için, imkanı olmadığı için, yol vesaire imkanı olmadığı için vatandaşlarımız maalesef ektikleri sebze, meyve vesaireleri bu kanalizasyon suyuna önüne bent koymak suretiyle ya da motopomp suretiyle, aktarma suretiyle sebze meyvelerini suluyorlardı bu suyla, kanalizasyon suyuyla. Ve bunlarla sulayıp kendi ihtiyacını ayırıyorsa kendi ihtiyacını ayırıyor. İlçe pazarında satıyorsa ilçe pazarında satıyor. Bu şekilde halka arz ediliyordu, tüketimi yapılıyordu. Bunun olmaması lazım. Biz bu kanalizasyon işini bir an önce bu kokudan kurtarmamız lazım vatandaşımızı. Tarlada çalışıyor, burnunu tıkayarak çalışıyor, bu şekilde çalışıyor. Kafasını bayan kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, analarımız, teyzelerimiz ağzını kapatarak çalışıyor. Orada yemek yiyemiyor tarlada kokudan. Böyle bir haldeydi. Ve 30 senedir buna da kimse cesaret edemiyordu. Çünkü yaparsak dediğim gibi 10 kilometre boyunca yüzlerce, binlerce ağaç keseceğiz. Dedim benim bir kaygım yok. Yaptık. Neticesinde de insanlar doğru şeyi gördükleri zaman, doğru yapılan bir işlemi gördükleri zaman buna sahip çıkıyorlar. Ve bu kapsamda da bize destek olan bazı yerlerde ve iki tarafına bunu yol açtık, ulaşımı açtık. Kanalizasyondan da kurtardık. Burada bu sorunu ben sayın vekilimiz bir cuma namazı için beldemize gelmişti. Cuma'yı kıldıktan sonra kahvede sohbetimiz vardı. Vatandaşlarımız, hemşerilerimizle buluşalım, biraz sohbet edelim demişti. Ben cumadan çıkar çıkmaz sayın vekilimizi kahveye hemşerilerimizle buluşturmadan önce dedim ki sayın vekilim arabaya bin. Arabaya bindik. Yukarı mahalleleri, aşağı mahalleleri, bu bahsettiğim yerleri birebir gezdirdim.
Dedim ki vekilim bakın bu 2009-2010 belediye başkanı olduğum seneler. Kasabam bu şekilde. Devlet eli değmemiş. Kasabam bu şekilde. Ben bunları yapmak zorundayım. Konuları da birebir bildiği için, gördüğü için direkt beni kanalizasyonla alakalı Çevre Şehircilik Bakanımızla görüştürdü. Konuyu anlattım. Sağ olsun, Allah razı olsun, kanalizasyon işimizi halletti. Ve o kokudan da kasabamızı kurtulduk. Dolayısıyla hem ilçemiz de kurtulmuş oldu o kokudan. Sen pazardan alıyorsun ama ne aldığını bilmiyorsun. O şekilde de sağlıklı besinler açısında da böyle bir hizmetimiz oldu. Benim için hakikaten bu çok büyük bir değerdi. Çok şükür bunu hallettik. İnsanlar şimdi daha rahat rahat arazilerine ulaşabiliyor. Ve şimdi tekrar aynı şey üzerinde yeni bir çalışma ihaleye çıktı. 18 tane köprüyle yeni yol düzenlemesiyle bisiklet yolu, yürüyüş yolu, buraları Besirelik bir Isparta'nın Gökçe'yi gibi, bu alanı 5 kilometrelik alanı Isparta'nın Gökçe'yi gibi Besirelik bir hale getireceğiz. Bu kanalizasyon akan şehir. Kanalizasyon kokulu yer Besirelik alan haline gelecek. Çok güzel. Başkan'a Allah'tan bir açış konuşması dedik. Kısa bir özet dedik. Başkan da bayağı bir kısa, ama gerçekten de şimdi kısa oldu. Biz 5 senedir hakikaten çalışıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Evet. Anlatmakta zaman. Şimdi saraylar değişmiş. Çevresi değişmiş. Biz gidince gördük. Ben de gitmiyordum uzun zamandır. Bana da bayağı bir sürpriz oldu. Şimdi halk röportajlarımız vardı. Çarıksaraylardan aldığımız görüntüler vardı. Hazır mı onlar arkadaşlar? Verelim. Bugün basın kalibi olarak Çarıksaraylar kasabasındayız. Çarıksaraylarda yaşam nasıl, hep birlikte gelin görelim. Merhabalar, bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. İsmim Celalettin Mingöl. Çarıksaraylarda inşaat malzemesi satmaktayım. Peki, Çarıksaray Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii şu anda bayağı bir kalıcı yatırımlar yapıldı kasabamız için. Güzel yatırımlar yapıldı. Şöyle söyleyeyim, sebze pazarı, bugün sosyal hizmetler binası, çay kenarı ıslahı gibi, kanalizasyon arıtma kanalizasyon tesisatları gibi, bunun gibi birçok bayağı büyük yatırımlar yapıldı kasabamıza. Kendisine bu şekilde teşekkür ediyoruz. Çarıksaray'a daha başka neler yapılmasını istersiniz? Çarıksaray'a daha fazla neler yapılması? Tarım alanında atılımlar, girişimler yapılmasını bekliyoruz. Bu konuda tarım arazilerimiz geniş. İkinci barajımız yapılıyor. Şu anda herhalde ihale aşamasında bildiğim kadarıyla. Bu konularda bir adım atılırsa daha da iyi olur. Peki, başkanımıza söylemek istedikleriniz var mı? Vallahi başkanımıza söylemek istediğimiz hizmete devam. Hiç durmak yok. Teşekkür ederim. Merhaba teyzeciğim, ismin ne? Merhaba canım, Bahar Demirbaş. Bahar teyze, Çarıksaraylı mısın? Çarıksaraylıyım yavrum. Peki, Çarıksaray'da nasıl vakit geçiriyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Tarım işleriyle uğraşacağız, kendi halimize çalışıyoruz, ekmeğimizi çıkarıyoruz, yiyoruz yavrum. Belediye başkanının çalışmalarından memnun musun teyzeciğim? Çok memnunum, çok memnunum başkanımızdan. Neler yapıyor başkanımız? Her şeyimizi yapıyor. Yolumuzu yapıyor, suyumuzu yapıyor, göletimizi yapacak. Her şeyimizi yapacak inşallah. Biz iyiyiz yavrum, rahatız. Peki belediye başkanına söylemek istediklerin var mı? Sağ olsun, Allah razı olsun bu işleri yapıp da bizi buralarda ırızık ettiği için. Senin ismin ne teyzeciğim? Fatma Acar. Fatma teyzeciğim, senin söylemek istediklerin nelerdir? Benim söylemeyi istediğim, kızım biz çok memnunuz başkanımızdan. Top sahası yapılıyor, bura belediye yaptı. Var mı başkanın söylemek istediğiniz bir şey? Yok kuzum, memnunuz. Allah ömürlü olsun, millet durdukça da yaşasın. Teşekkürler, çok sağ olun. Çarıksaray Belediyesi'nin hizmetlerinden bahseder misiniz? Evet, Çarıksaray Belediye Başkanı Sayın Özcan Turhan. Pazarını yapmıştı, çok güzel, yani kapalı olarak. Milletimize Çarıksaray'a bir hizmet verdi. İkincisi, yeni belediye binası yaptı. Daha hala inşaatı devam ediyor. Üçüncüsü, kapalı spor salonu yapılıyor. İnşaatı devam ediyor yukarıda Belen dediğimiz semtte. Çok güzel. Yollarımız güzel oldu. Kanalizasyonu döşedi. Çay istihakı yapıldı. Çok çok güzel oldu gerçekten. Çarıksaray'ın şimdiye daha hiç yapılmış işleri yaptı.
Başkanımızdan çok şükür memnunuz, Allah'a şükür. Şimdiye kadar gelmiş hiçbir başkanın içinde bir tane. Allah'ımıza şükürler olsun. Şimdi şu an için mesela yapılacak ufak tefek hizmetler yapılıyor. Hala da yeni barajın projesi çıktı dedi. Geçen görüştüğümüzde öyle söyledi. Çıktı dedi, yapılacak. Allah'ımıza şükür olsun. Çok büyük memnunuz yani. Başarının devamını diliyoruz inşallah Cenab-ı Allah'ımdan. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Benim Hüseyin Dikmen. Burada emekliyim ben. Kahve çalıştırıyorum. Peki, Çarıksaray Belediye Başkanı'nın yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Valla şu etapta memnunuz. Memnun olmayacağımız, yani genelde çalışıyor zaten. Bize hizmetlerinden biraz bahseder misiniz? Valla en güzeli bu çay var. Çayın taşlarını yaptı. Burada pazar yerimiz güzelleşti. Yeni bir belediye binası. Aklıma gelenler bunlar yani. Daha başka neler yapılmasını istersiniz Çarıksaray'a? Şurada Belen var yukarıda. Top sahası yapılıyor. Güzel bir şey yani. Gençler açısından da iyi oluyor. Vallahi aklıma gelenleri saymaya çalışıyorum. Yol şeysi. Burada kanalizasyon şeysini tamamlıyor. Ondan sonra gölet için uğraşıyor. Vallahi aklıma bunlar geliyor. Peki, başkana söylemek istedikleriniz var mı? Bir mesaj iletmek ister misiniz? Vallahi başkanımıza şu etapta teşekkür ederiz. Çarıksaray Belediyesi'nin hizmetlerinden bahseder misiniz? Tabii. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş bayağı bir iki kişiden sonra Özcan başkanımız iyidir. Yapmadığı kalmadı, uğraşıyor da. İkinci gölet, kanalizasyon, yollarımız, ondan sonra belediyemiz, ondan sonra genişlik, bakım da iyi. Memnunuz. Çarıksaray'a neler yapılmasını istersiniz daha başka? Daha başka fabrika olur mesela. O da el verirse. Memleketimiz de güzel. Çarıksaray'da kasabamız da güzel. Bir şeyler yapılsa daha iyi olur. Burada genelde hayat nasıl devam ediyor? Neler yapıyor Çarıksaray halkı? Halkı emekli. Ekserisi emekli. Çiftçilikle uğraşıyor. Hayvancılıkla. Başka ne diyeyim? Peki başkana söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Çok teşekkür ederiz yaptıklarından dolayı. Memnunuz. Merhaba amca, seni tanıyabilir miyiz? Ben 1952 doğumlu, Çarıksaraylı Ulumahalli'de doğma Hasan Basri Uğraz, Kıbrıs gazisiyim. Peki Çarıksaray Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Bize neler yapıyor anlatır mısınız? Benim komşum, ben memnunum. Hal ve hareketleri de iyi. Neler yapılmasını istersiniz başka Çarıksaray'a? Buraya bir gölet daha yapılsın. İş sahalar açılsın. Memleket hizmetleri, devletin işi daha büyüsün. Bunları istiyoruz. Başkana söylemek istedikleriniz var mı? Başta bir iş sahası açılsın. Memlekette göç çok. Göç azalsın memleketten. Gidenler geri gelsin. Nüfus azaldı. Dirlik düzenini istiyoruz. Başka ne isteyelim? Çarıksaray Belediyesi'nin en beğendiğiniz çalışması nedir? Özcan Turan'ın dere ıslah çalışması. Ondan sonra gölet yapma çalışmaları. İkinci belediye binasını ve düğün salonu. Ve şöyle yukarıda da top sahası yapması memnun edici. Peki daha neler yapılmasını istersiniz Çarıksaray'a? Benim şahsi fikrim... Mevcut olan şeyin, göletin kapalı sistem alınması hem Çarıksaray için hem de halk için yararlı diye düşünüyorum. Belediye başkanına söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Belediye başkanımızın şeyler icraatlarına memnunuz. Ama bundan sonraki icraatlarında mevcut olan gençlerimize iş sahalarının kurulmasını isteriz. Yani getirilmesini isteriz veya ev hanımlarına el işleriyle ilgili bir ithalat yapma şeylerini bekleriz. Belediye başkanından istediklerin var mı? Yeterli oyun parkınız var mı? Futbol oynamak için sahalarınız var mı? Fazla yok. Okulda var ama köyün içinde yok öyle. Sadece okulda var. Olsun ister misin? Olur, isterim. Tamam, belediye başkanına söylüyoruz. Belediye başkanımızdan gençler futbol oynayabilecekleri saha ve oyun parkı istiyorlar. Merhaba, bize kendinizi tanıtır mısınız? Çarıksaray Çukur Mahalle'den İsmail Tabur. Çarıksaraylar Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden bahseder misiniz?
Vallahi gördüğüm kadarıyla memnunum ben. Asfaltı yaptırdı, altyapıyı yaptı. Neler yapılmasını istersiniz başka yatırım için? Vallahi şu anda ben köyde yaşamıyorum. Ben Isparta'da yaşıyorum ama arkadaşlara sormak lazım. Peki belediye başkanına söylemek istedikleriniz var mı? Belediye başkanı şu anda çalışmasının biraz daha aktif olmasını isterim. Şimdilik iyi. Bugün Çarıksaraylar'dayız. Yanımızda belediye meclis üyeleri var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Çarıksaraylar meclis üyesi Kadir Sadıç. Bize belediyemizin yapmış olduğu çalışmalardan bahseder misiniz? Şimdi belediyecilik düzeyinde yapmak istediğimiz şeyler önce istihdam sağlamak, öbür şeylere hizmetlere gelince zaten öbür taş düşürmek, efendim yol yapmak, kanalizasyon yapmak zaten gerçek işimiz bizim bunlar. Önemli olan buraya vatandaşın göç etmemesi için elimizden gelen her türlü şeyi, çabayı gösteriyoruz. Mesela örneğin gölet, ikinci bir gölet için şu anda ayın 22'sinde şey oldu, proje ihalesi yapım aşamasında. İnşallah onu yaptığımız zaman biz esas iş yaptığımız değil, onu göstereceğiz. Biz yani yolu, taşları göstermemize gerek yok, asfaltı göstermemize gerek yok. Onlar zaten rutin çalışmalar. İkincisi belediye kültür sarayımız şu anda göreceksiniz yapım aşamasında. İkinci ayda bitecek. Çarıksaray Belediyesi'nde bulunan 9 meclis üyesinden 3 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye. Fakat bu duruma karşılık belediye meclis üyeleri gayet uyumlu bir şekilde çalışmakta. Alınan kararların oldukça büyük bir oranı, hatta tamamı oy birliğiyle çıkmakta. Yanımızda da belediye meclis üyelerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olan bir meclis üyemiz var. Sizin görüşlerinizi almak istiyoruz. Bize biraz çalışmalardan bahseder misiniz? Örnek, belediyemizde gereken hizmetler oy birliğiyle burada karar da alınıyor. Yapılan işler uyum içinde çalışıyoruz. Gölet başlangıcı olacak, inşallah gerçekleşecek. İşte belediye binası yapılıyor. Gereken neyse yapılmaya gayret gösteriyoruz yani. Burada sağ sol diye bir şey yok. Hepimiz aynı uyum içinde çalışıyoruz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Siz neler söylemek istersiniz? Sarıyer kasabasından Nihat Özdemir. Başkanla çalışmaktan çok mutluyuz. 5 yıl daha çalışmak istiyorum. İnşallah çalışmaktan mutluyuz. Hepimiz teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ali Altıntaş, meclis üyesi Çarıksaraylar kasabasında. Bizim kasabamızda gerekenler arkadaşlar söyledi. Ancak hayvancılık için bir gelişmekte bir projemiz var. Başkanımız inşallah onu gerçekleştirirse kasabamız biraz daha çağ atlayacak diyebilirim. Kırsal bölgedeki vatandaşlarımızı geri çağırmak için bu şeyi, projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Merhabalar, öncelikle size hoş geldiniz. Sizi burada görmekten mutluyuz. Belediye için gereken her şeyi yapmaktayız. Bütün hizmetleri başkanımızla birlikte, meclis üyelerimizle birlikte başarmaya çalışacağız. Duayen gazetecimiz İki Gözüm Hilmi amca ile bugün Çarıksaraylar Belediyesi'ndeyiz. Hilmi amca, bize Çarıksaraylar anlatır mısın biraz? Güzel kızım, ben Çarıksaraylar'a 1984 yılında geldim. O zaman belediye başkanı Galip Yıldız'dı. İyi çalışma yapmıştı ilk döneminde. Daha sonra bir dönem daha yaptı. Ondan sonra Ahmet Çaylı rahmetli dostumuz belediye başkanı oldu. Çok şimdi Çarıksaraylar gerçekten gelişmiş. Caddeleri çok güzel. Yeni yapılan hizmetler çok güzel. Mesela belediye binası yapılıyor. Harika bir bina. Kapalı pazar yeri yapılmış. Caddeleri asfaltlanmış. Çok güzel. Ben Başkan Özcan Bey'i kutluyorum. Çarıksaraylar Belediyesi'ne ait kültür merkezinin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şubat 2017'de tamamen bitmiş olup teslim edilecek. Buranın en üst katı düğün salonu olarak kullanılırken aynı zamanda belediye binası olarak da hizmeti verecek. Çarıksaraylar Belediyesi araç filosunu da yeniledi. Toplam 12 adet içerisinde itfaiye olan, kepçe olan, morg, içerisinde morg bulunan cenaze aracıyla birlikte hizmet vermekte. Çarıksaraylar artık toz ve çamurdan kurtuldu. Çünkü belediye beldenin tüm mahalle aralarına kilit parke taş döşemesiyle mahalleyi daha iyi bir konuma getirdi.
Çarıksaraylar Belediyesi sadece belediye hizmeti veren bir belediye değil, aynı zamanda eğitime de gönül vermiş bir belediye. Beldede bulunan 4 tane okulun her türlü çevre düzenlemesini yapıp onların ihtiyaçlarını karşılayıp çocuklara armağan etti. Şimdi Şehit Kenan Çaylı Anaokulu'ndayız. Burada 24 çocuğumuz eğitim hayatına başladı. Şimdi size hep birlikte şarkı söyleyeceğiz. Çarıksaraylar Kapalı Pazar yerinin hemen yanında yeni sanayi dükkanları bulunmakta. 8 adet olan bu dükkan esnafa kolaylık sağlamakta. Evet, Çarıksaraylar'ı izlettik. O gün çok soğuktu. Hava çok soğuktu. Bayağı bir üşüdük Çarıksaraylar'da. Hava güzel olsaydı daha fazla projeyi yerinde görme şansımız olacaktı. Ama halk röportajlarını izledik. Sayın evet. Başkan ilk defa burada dinledi halk röportajlarını. Evet. Genel kanı oldukça vatandaş sizden memnun. Sizi destekleyen, desteklemeyen seçimde herkes sizin için bir tane gelmiş geçmiş en iyisi diye yorum yapanlar da vardı. Evet. Bu güzel bir şey. Halkın gönlünde halk kurabilmek güzel bir şey. Tabii projeler de çok güzeldi. Mesela en sondan gidelim, eğitim dedik. Çarıksaraylar Belediyesi sadece rutin belediye hizmetleri yapmıyor. Onun dışında eğitime çok önem vermiş. Okul bahçelerinde hem dışında hem içinde çeşitli düzenlemeler yapmış. Biz kısa da olsa göstermeye çalıştık. Neler yaptı Çarıksaraylar Belediyesi? İzlediğimiz konularda iki tane önemli nokta. Önce bir tanesi belediye meclisinde oy birliği yap. Milliyetçi evet. Hareket Partili üyeler bile doğru ilçe, kasaba için doğru kararlarda sizi destekliyor. Diğer konu da hani sadece Çarıksaraylar'da gördüğümüz husus değil. Eğitime AK Partili belediye önem veriyor. Hani işte demin biraz önce gelen dost belediye başkanımız vardı. Meslek üssü okulu binasını yapıp SDÖ'ye hediye edecek. Evet. Siz de burada eski atıl bir okulu ne güzel anaokulu yapmışsınız. Isparta merkezdeki modern anaokullarından farkı yok bence. Çok evet. Kaliteli bir ortam. Hani eğitim konusuna da AK Partili belediyelerde gördüğümüzü Çarıksaray'da da görmüş olduk. Evet. Bu yönden tebrik etmek gerekiyor. Buyurun başkanım. Bununla ilgili bizim 2009'da görevi devraldığımızda belediye başkanlığımızda ilk dönemlerinde kasabada lisemiz yok. Ortaokul var. Lise ve diğer lise muadili okulları taşımalı sistemle belediye araçları, ki bizim çocukluğumuzda öyleydi, belediye araçları götürür getirir bu şekilde devam ediyordu. Ve geldiğimizde belediye araçları, hiçbir ekipman vesaire kalmamış durumda, makine parkı bitmiş durumda, öğrenciler götürülmüyor. Ve vatandaşlara oradaki özel halk otobüsü, minibüsleri tutmak zorunda. Kişiye de tabii ki bu ücretler biraz ağır geliyor.
Biz hemen ne yaptık burada? Gene iktidar olmanın bir avantajı ve iktidar olmanın bir avantajı, evet öyle de diyebiliriz ama burada AK Parti'nin genel olarak da yaptığı bir şey bu. Eğitime destek, partili partisiz gözetmeksizin yaptığı da bir şey aslında bu ama biz bunu bir şekilde ben kasabamın menfaatine çevirebildim. Şöyle ki kasaba dediğim gibi 7 köyden oluştuğu için mesafe geniş. İçerideki insanlarımızı, öğrencilerimizi ilçemize taşıyacak. Milli Eğitim'le bir şey kurduk. Anlaşmaya gittik. Onlar sağ olsun bu taşımalı kapsamda öğrencilerimizi kendileri bünyesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim bünyesinde öğrencileri ücretsiz olarak ihaleyle özel firmalarla yok. Diğer lise ve muadili. Ortaokul, ilkokul kasabamızda 4 tane okulumuz var. Burada geçiyor. Fakat kasabamız hakikaten ilçeye gitmekten daha çok zor. Çukur Mahalle dediğimiz yer var. Güzarman dediğimiz yer var. Suvar Mahallesi dediğimiz yer var. Bölüklerin bir kısmı ve Yukarıköy Cumhuriyet Mahallesi dediğimiz yer var. Kışın gerçekten sanki bir mezradan oraya gelir gibi. O kadar mesafe var. Öyle bir zor şartlarda çocuklarımız. Bir de düşün ilkokul talebesi bunlar. Böyle zor şartlarda geliyorlar. Ne yapabiliriz? Bunlar için bir belediye olarak bir taşımalı sistem vesaire zaten bir aracımız şeyimiz yok. Bunları sağlayamayacağız. Biz buradan taşımalı kapsama aldırabilir miyiz yoluna gittik. Bu çoğu kasabalarda, çoğu yerde yok bu model. Ama sağ olsun Allah razı olsun vekilime bu konuyu da anlattık. Süreyya Sadi Bilgiç vekilime. Bu konuyu, bu sıkıntıları yerinde kendisi geldi gördü ki biz de anlattık. Milli Eğitim Bakanlığı'na, ilgili birimlerine, genel müdürlükleriyle diyaloğa geçerek bizim Çarıksaray'daki ilkokul kapsamını taşımalı sisteme aldırarak ihale edildi ve Çukur Mahalle, Suvar Mahallesi, kasaba merkezine ve Guzarman dediğimiz uzak bölgelerdeki öğrencilerimizi taşımalı sistemle çocuklarımızı getiriyoruz, okula getiriyorlar, okulda kalıyor öğleyin. Yemekleri çıkıyor çocuklarımızın. Akşam da evlerine bırakıyorlar. Milli Eğitim'de de bu şekilde öğrencilerin ulaşım açısından böyle bir kolaylık sağladık. Tabii bu devletin gücü. İktidar olmanın da bir gücü değil. Daha önce iktidar yok muydu? Atıyorum ANAP iktidar değil miydi? ANAP'lı belediyeler yok muydu? Doğru Yol veya işte MHP, CHP her neyse. İktidar olduğunda bu la entegre belediyeler yok muydu? Vardı. Bu hizmetler oluyor muydu? Olmuyordu. Bu başarı bizden ziyade AK Parti'nin izlemiş olduğu politika. Parası var, güçlü, har vurup harvan savurmuyor. Beldesine gelecek kadar şu anda benim beldeme son yapılacakları saymıyorum. Yapılanlar 20 milyon değerinde. Bir 3000 nüfuslu bir beldeye 20 milyon değerinde bir yatırım yapmışsa artık bu hükümetin nerelere neler yaptığını düşünün. Bu istikrar olmasa bu hizmetlerin hiçbiri olmaz. Dolayısıyla hükümetimize Allah razı olsun, bizle de birebir ilgilenen bir vekilimiz var. Ondan da Allah razı olsun. Sorunlarımızı büyük bir ölçüde açıyoruz. Geldiğimizde bir tanesini biz yaptık. 3 tane okulumuz var. 3 tane okulun içerine girdiğin zaman toprak. Bir yağmur yağdığı zaman çocuklar çamur içerisinde. Avlu duvarları sıvalı değil vesaire, oyun parkları yok, hiçbir şeyler yok. Dedim, bu devirde böyle bir şey olamaz. Bu devirde çocuklar yağmur yağacak, ayaklarında çamurla dışarılarda dolaşıp okula bu şekilde gidecek, olmaz. Çoğu yerlerde paramız yokken bile borçla kilit taş aldık. Borçla kilit taş aldık. Mahallelerdeki arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla, akil insanlarımızla konuştuk. Dedi ki bakın biz taş aldık ama belediyenin durumunu biliyorsunuz. Sizlerden de destek lazım. Birkaç kişi destek olun, döşeyelim. Milletimizle birlikte kilit taşı biz aldık. Tabii belediyeden destek dolduk. Vatandaşlarımızdan da destek olduk. Kilit parka taşlarını yaptık. Duvarlarını sıvadık. Belediyeden olabilecek imkanların hepsini yaptık. Şu anda gidin görün ki gördünüz. Hakikaten dört dörtlük fiziki bir okullarımızın fiziki mekanı, görünüşü mükemmel bir hale geldi. Çocuklarımız tertemiz eğitimini, öğretimini görüyor.
Öğretmen sıkıntımız da yok çok şükür. Belediye binası ve kültür merkezi projesini dikkatini çekti sayın. Evet, belediye binası, kültür merkezi benim için bu çok önemli. Şöyle ki şuradaki fotoğrafın birinde fotoğraf arkadaşlar yansıtabilirler ekrana. Şu var. Görünüyorsa şu belediye eski belediye binası. 1968'de, 1953'te tabii ki kuruluş şeyimiz ama o zamanki şartlarda belli bir toprak binada o zamana kadar belediye başkanlık hizmetlerini yürütülmüş. 1968 yılında bu binaya başlanmış. İlk belediye binası kasabamızın hizmet binası. Ve bunu yapan rahmetli amcam Mehmet Ali Öztürk. Rahmetli amcam bunu yapan. Şu anda fotoğraf ekranda görüyoruz. Evet, en ekranda. Ekranın en solundaki evet. Bina belediye evet, binası. Şu göstermiş olduğum bina ve amcam tarafından yapılmış, amcamın belediye başkanlığı döneminde yapılmış bir bina bu. Tabii 90'lı 92 yıllarda bu bina o dönemin şartlarında o şekilde yapılmış. Artık hizmete cevap vermez duruma gelmiş. 90'lı yıllarda dönemin belediye başkanı Galip Yıldız, kendisinden Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. O dönemde bir tip proje olarak Mali İdarelerinin, İçişleri Bakanlığı'nın hizmete sunduğu bir tip proje, otel projesi varmış. Gelip gördüğünüz oturduğumuz bina, şu andaki belediye binası olarak kullandığımız bina, otel binası olarak. Tabii o dönemde bakıyor diyor ki, ya parasız yapılmaktansa, yani bedavaysa hizmet hizmettir, olsun. Okeyliyor, o binayı yaptırıyor. Ve bu belediye binasından sonra belediye hizmetlerini o binada götürmek üzereydik. Tabii ki belediye hizmetlerine yeterli sayılır bina ihtiyacımızı görüyor. Fakat kasabamız çok eski bir kasaba, çok büyük bir kasaba. Şu anda 3000 nüfusumuz var ama normalde bizim 4500-5000'in altına düşmüyor yaşayan nüfusumuz. Bugün Şarkıgaraç sanayisine gittiğimiz zaman sanayideki esnafın çoğunluğu Çarıksaraylıdır. Şarkıgaraç'ta ikamet ediyor. Çocuğunu oraya göstermiş, orada göstermek zorunda vesaire. Adrese dayalı sistemden dolayı. Sparta'da hakeza birçok nüfusumuz var. O çocuğu okuyordu. Velhasıl ama şu andaki resmi nüfuslara göre 3000. Ama yaşayan nüfusumuz 4500-5000 civarlarında. Velhasıl düğün salonu millet sokaklarda, orada burada rastgele yerlerde tozun toprağın içerisinde düğün yapıyor. Biz bir kapalı pazar yeri yaptık. Pazar yerini gördünüz. Ekranda göründü. Bu defa millet pazar yerini düğün salonu olarak kullanmaya başladık. Tabii ki soğukta vesaire de bu mümkün mü? Yazın güzel, kullanılabiliyor. Ama düğün salonu ihtiyacı oldu. Dedik ki biz düğün salonu ayrı yapma, iş yerleri ayrı yapma, bir farklı bir şeyler ayrı yapma imkanımız yok. Bunların hepsini toparlayıp az şeyle nasıl çok verim alabiliriz diye düşündük. Bu şekilde bir plan yaptık. Dedi ki memleketimize iş yerleri lazım. Kasabanın ihtiyacını giderecek en azından bir küçük lokanta, en azından bir berberdir vesaire gibi zorunlu şeyleri bunun altında birleştirelim. Milletimize hizmet etsin. Üstünde de biz belediye hizmetlerimizi verelim. En üst katı da tabii en üst kat deyince hemen yaşlılarımız da burada, onlara da söyleyelim. Burada asansörümüz var. 2 tane asansörümüz var. Çıkmada sorun yok. 3. kat deyince belki bir sıkıntı düşünülebilir. 3. katta düğün salonu olarak düşündük. Böyle bir bina yaptık. Şu anda 2 ay içerisinde Şubat'ta takvime göre bitmiş olacak ve teslim edecekler bize. Biz de halkın hizmetine bunu sunacağız. Vatandaşlarımıza, milletimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah. Buradaki benim için manevi olan amcamın yaptığı bir binayı ben yıkıyorum. Yerine yenisini yapmak bana nasip oluyor. Evet. Bundan dolayı çok mutluyum. Evet. Böyle bir şey kazandırdığımız için. Tabii bunun dışında sanayi dükkanlarını da görmüş evet, olduk. Orada sanayi dükkanlarında sıkıntımız var. Şöyle ki atıyorum bir tane demir doğramacımız var. Sanayi dükkanlarımızda şu şekilde. Bir tane demir doğramacımız var. Bir tane oto tamircimiz var.
Demir doğramacımız da ototamircimiz zaten bunun sanayi yerinde. Ekranda görülüyor Sayın Başkanım. Orada sıkıntı yok burada. Fakat demir doğramacımız anayolun üzerinde yerler farklı üzerinde bir traktör vesaire ramor konduğu zaman kaza yapmaz noktalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunları bir yere toplayıp ya da bir iş açmak isteyen olduğu zaman yer mi var diyor. Hakikaten bir yeri açmadığı zaman, açmak istediği zaman bir esnaf, sanatkar vatandaşımızın yer yok. Bizim bu arkadaşlarımıza biz 8 tane yerimizi yaptık. İş yeri açmak üzere, ticarethane iş yeri açmak üzere sanatkar olan arkadaşlarımıza biz buraları tahsis etmek üzere şu anda 2 tanesi mi 3 tanesi tutuldu, ihale ettik. Tutuldu, diğerleri boş. İş yapmak isteyen arkadaşlarımıza buraları istediği şartlarda vereceğiz. Gelsinler, buyursunlar. Buraları iş yerleri açalım. Tabii belde giriş yollarını galiba biraz... Belde giriş yolları biliyorsunuz köprüyü, inşallah o köprüyü de düzeltiyoruz. Şarkıraş, bir orası var değil mi enkaz? Tam Karkın Köprüsü dediğimiz yer, tam sola dönüyoruz. Orada bir U dönüşü var. İnşallah önümüzdeki süreçte 11. ayın 22'sinde ihalesi yapıldı. DSİ tarafından bu arada DSİ Bölge Müdürümüze Recep Alan'a da ben çok teşekkür ediyorum. İlgilerinden, alakalarından dolayı. Tabii ki buradaki büyük şey Sayın Vekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç'in ilgili bakanımızla genel müdürlerimizle görüşüp talimatları doğrultusunda gerçekleşti. Allah razı olsun ondan. Kasabamıza bunu kazandırdık. Girişten itibaren dosdoğru olacak. O köprüyü düzeltiyoruz ve o köprü üzerine sanat yapılır. 18 tane köprü yapılmak üzere ihalesi yapıldı. Yürüyüş yolları tekrar gözden geçirilip mükemmel bir şekle gelecek. Arazi yolları da tabii. Şeye çıkıyor değil mi şimdi? Anayola çıkıyor. Anayola çıkıyor. Orada. Arazi yolları da o çayda birleşiyor. Çaydan dağılım yapıyor zaten. Bütün küçük büyük arazi yollarının hepsine o bölgede 18 tane, şu anda 6-7 tane köprü varsa 18 tane köprü yapılacak. Yerler tespit edildi. 18 tane köprü konacak. Biz görüntülerde ne vardı? Araç filosu vardı. Onu... Evet. Şimdi biz görevi devraldığımızda araçların hemen hemen hepsi hurdalık bir vaziyetteydi. Çalışmıyordu. Evet. Biz bunları tuttuk. Satışını da yapamıyoruz usulen. Usul gereği, kanun gereği makine kimyaya teslim etmemiz gerekiyor. Bunların ekonomik ömrünü doldurduğuna dair belgeler alıp bunları biz trafikten düşürdük ve makine kimyaya teslim ettik. Hiçbir tane aracımız kalmadı. Eskilerden kalan bir tane traktör var, bir tane itfaiye aracı var ve bir tane de kepçe var ama kepçenin taksitlerini biz ödediğimiz için ben onu da kendi filomuzdan sayıyorum. Yaklaşık 12 tane araç kazandırdık. Araç filomuza şu anda hemen hemen hepsi yenilenmiş oldu. Bir traktörümüz var eski olarak ve bir itfaiyemiz var. Evet. Tabii sorular da geliyor ara ara. Mesela bir teşekkür var. Gökhan Erdem yazmış. Sayın Başkanım yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür eder. Başarılar dileriz demiş. Bir başka soru da kasabada yapılan dere yatağı ıslahında işte vatandaşın tapulu arazilerinden kamulaştırma işte. Yani istimlak niye yapılmadan bedeller evet. ödenmedi türünden bir soru çok var. Güzel. Mağduriyet, burada mağduriyetin giderilmesini düşünüyor musunuz? Evet. Bu kul hakkı değil midir diye devam eden bir soru. Çok güzel bir soru. İnanın burada hiçbir şekilde kul hakkı yok. Bu soruyu soran insanın onun hakkı var bu kadar insanın üzerinde. Çünkü yıllarca bak dediğim gibi burada bizim bir herhangi bir rant meselemiz yok. Bizim bölgemizde rant diye bir şey yok zaten. Rant diye bir şey yok. Biz orayı niye açtık? Biraz önce bahsettim. Vatandaşlarımız sıkıntısından bahsettim. Gidemiyorlar, gelemiyorlar. Tarlasına patates ekecek, patatesi sırtında götürüyor. Affedersiniz ki hayvan gübresi, hayvan tersi götürüp atacak, sırtında taşıyor. Bunlardan kurtulsun diye biz bunları yaptık. O geçen insanların hiçbir vatandaşımızın yerini istimlak etmedik. Başında, konuşmamın başında bir şey söyledim. Dedim ki, biz mühendis firmayla anlaştık. Dedik ki, 10-15 bin lira o zaman için bir para ödedik. Hata yapmayalım diye, yanlış yapmayalım diye, hukuksuz bir iş yapmayalım diye. Bir firmayla anlaştık, 15 bin civarında o zaman için herhalde yanlış değilsem, belki daha yüksek de olabilir.
bir rakam ödedik, aplikasyonu çıkarttırdık. Bunu bütün köylü vatandaş gördü. İşaretledik ve kırmızı boyayla işarete de ben yetinmedim. Sıkıntı olabilir çünkü bizim vatandaşımız gözüyle görsün. Kırmızı boyalarla bu alanı, dere ıslak dere şeyini kırmızı işaretle boyayla boyaladık. Burada istimlak söz konusu değil. Böyle bir şey var mı ya? Biz Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Vatandaşın belediye değil, cumhurbaşkanlığı olsan, başbakanlığı olsan gelsek, yani siz de konuyu az çok biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı değil, başbakanlık bile olsa gelse, vatandaşın yarım metre bir yerine girse, resmi bir işlem yapmadan, herhangi bir istimlak vesaire bir şey yapmadan bunu yapması söz konusu mu? Mümkün değil. Evet. Ama insanlar, o şahıslar kulak yediklerinin farkında değiller. Biliyorlar ama işlerine gelmiyor. Anladım. Bu soruyu soranlar. Kendileri yıllarca dere yatağına 10 metre, 5 metre, 20 metre girmişler. 30 senedir, 40 senedir, 50 senedir oraya ekmişler, dikmişler, kullanmışlar. Biz geldik dedik ki burada artık vatandaşlarımız için bu yol lazım kardeşim. Buradan geçeceğiz. Bunu geçtiğimizde sanki kendi tapulu mülküymüş gibi. Tapulu mülküyse buyursun gitsin. Mahkemeye gitsin. Desin ki benim yerimi belediye aldı. Dava açsın. Direkt ne yapar? Direkt kazanır. Direkt kazanır. Davayı kazanır. Dava açsın. Bunu bildiği halde böyle maalesef şeref yoksunu, namus yoksunu insanlarımız neyse, maalesef tamam. Olabiliyor. Şey yapalım. Sonuçta dediğiniz doğru. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk evet. Sistemi de halinde yönetiliyor. Birkaç soru da bana bir gelmiş. Bir sıkıntı varsa tabii ki yetkili mahkemelere bu konuda tabii ki dava açılabilirdi. İşte böyle bir şey açılmadığına göre de bu konuda davalık bir konu yok anlamı çıkıyor. Açanlar da oldu. Açanlar da oldu. Açanlar da oldu. Sonuçlandı mı? Takipsizlik. Yerinde gelip incelendi. Bizi kaymakamlığa ne bileyim isimli isimsiz farklı farklı şeylerle şikayetler söz konusu oldu. Burada herhangi bir usulsüzlük şudur budur. Kamu menfaatine bizim yerimizi geçmedi giriyor. Falan filan diye. DSİ yaptı bu çalışmayı. Biz aplikasyonu yaptık. Yerle işaretledik. Dere yatağı neresi? Neresiyse bu şekilde zikzak çizerek gidiyor dere yatağımız. Dere yatağı neyse kırmızı işaretle boyayla yapıldı ve oradan geçildi. Evet. Bu kadar. Sendeki sorulara geçelim sonra evet, hemen. Sayın başkanımızı iki dönemdir çok başarılı buluyoruz. Çalışkan başkanımızı tebrik ediyoruz demiş. Önümüzdeki dönemde Şarkıraş Belediye Başkanlığı'nı düşünüyor mu? Hayırdır inşallah başkanım. Böyle bir şey mi var? Evet. Ben 2014 seçimlerinde kazandığımızda malum Sayın şimdi Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde balkon konuşmaları artık adet gibi bir şey oldu. Biz de mazbatayı aldığımızda bir balkon konuşması yaptık. Hemşerilerimiz o konuşmayı gayet iyi hatırlıyorlar herkes. Ve çıktığımızda dedim ki ben bir seçim daha atlattık, kazandık. Birlikte Çarıksaray kazandı. Çarıksaray kazandı. Memleketimize yarım kalan düşündüğümüz bu ikinci gölettir. Ne bileyim dere yatağıdır vesairedir vesairedir. Bu hizmetleri de kazandıracağız. İnşallah bu dönem içerisinde bunları yapıp tamamlayacağım. Ve ben bir daha aday değilim. Birlikte siyaseti bir tarafa bırakıp seçim bugün bitmiştir. Biz bak düne gelesiye kadar AK Parti'nin rozeti vardı. Bakın şimdi rozetim var mı yok. Niye? Ben belediye başkanıyım. Herkesin belediye başkanıyım. Rozet bitti. Seçim bitti. AK Parti, MHP'dir, CHP'dir, şudur, budur bunlar bitti. Şu anda herkesin belediye başkanıyım. Ben bu kasabanın belediye başkanıyım. Benden nasıl faydalanırsınız? Buna bakın siz. Kasabaya ne getirebilirsiniz? Buna bakın siz. Ben de buna bakayım. Beni bu şekilde tetikleyin. Bana bu şekilde şey olun. Destek olun. Ya da muhalefet olun, hızlandırın, memleketimize bir şeyler kazandıralım. Ben bir dahaki dönem aday değilim. Bu 5 seneyi bu şekilde değerlendirelim mi söyledim bu 2014 seçimlerinde balkon konuşmasında. Velhasıl bir daha böyle benim bir düşüncem bu yeni değil. 2014 seçimlerinde mazbatayı alıp belediye başkanlığına tekrar çıkarken söylediğim şeyler. Kasaba için? Evet.
kasaba için ve aynı şey belediye başkanlık adaylık konusunda ben olmayacağım diye böyle bir şey düşünmüyorum diye söyledim ve aktif siyaseti şu hizmetlerimi de bu işlerden yapmamdan yıldırmış değil. Daha bak yaptıklarımızın hiçbirini anlatmadım. Ya bak bu kadar şeyler var artı vatandaş 2019'a kadar ki yapacaklarımızın da planı var. Biz öyle onları da hızlıca boşu sayalım. Boşuna bir şeyler var, yapalım başım. Edelim bulalım diye uğraşmıyoruz. Bizim her şeyimiz plan program üzerine. Neler var hızlıca sayabilir misiniz 2019'a kadar? Yani mesela bak şu önemli. Mevcut gölet sulama suyu şu anda eski 92'de başladığı için vahşi sulama. Bu çok su kaybı vesaire olan bir şey. Kapalı devreye yeniden bir rehabilitasyonla kapalı devreye aldıracağız. Şu anda mevcut göleti. Bu çok önemli. Elektrik hizmetlerinden bak birçok yere biz elektrik hizmeti taşıdık. Arazilere elektrik götürdük ama götürülmediğimiz yerler var. Götüremediğimiz yerler var. Buralara sokaktaş vesaire buraları geçiyorum. Gölet zaten ekran. Ya bunları geçiyorum. Ne var burada? Ya şu önemli. Bak son sıralarda 13. sırada buraları atladık. 13. sırada kasabamızdaki arazilerin bütünleştirilmesi. Arazi toplulaştırmasıyla uğraşıyorum. Onunla ilgili bir çalışmalarımız var. TOKİ çalışmamız var. Benim esas Çarıksaraylara TOKİ mi? Evet. Görecek? Şu anda TOKİ ön talepleri biz almaya başladık. Tahmin ediyorum 90 civarında bir talep oldu şu anda. Çok iyi. Biz tahminim bu hafta içerisinde veya önümüzdeki hafta bunu 100'ün üzerine aşacağını tahmin ediyorum. 100'ün üzerine aştığı takdirde TOKİ Ankara'daki genel müdürlüğüne gidip bu konuyu kendilerine izah edeceğim. Artık ondan sonraki süreç nasıl gelişecekse gelişecek kasabamıza bu TOKİ'yi kazandırmaya çalışacağız. Buradaki amaç da belki kasabamızdaki yaşayan insanlardan buna %10'u katılım sağlayabilir. Fakat ama çoğunluk dışarıdan mı? Çoğunluk dışarıda. Bizim dışarıda 7-8 bin nüfusumuz var. Bu abartma değil. Abartmıyorum. 7-8 bin nüfusumuz var. Ve bu nüfusun birçok çoğunluğu baba ölmüş 5-6 kardeş. Bir arazileri var, evleri var. Paylaşamamışlar. Kimse sahiplenemediği için oraya ev yapamıyor. Dolayısıyla evi yok. Bir amcasının evine geliyor bir gün. Bir gün dayısının evine geliyor. Derken ikinciye çocuk vesaire gelemiyor. Köyünü terk etmiş 5 senedir, 10 senedir, 20 senedir, 30 senedir memleketine ev sorunundan dolayı gelemeyen insanlarımız var maalesef. Ben daha çok hemşerilerimizi, bu vatandaşlarımızı kasabamıza kazandırmak adına, kasabada yaşayan insan zaten bir şekilde bir ev sahibi olur. Mutlaka ev sahibi olur. Ama daha çok bizim hedef kitlemiz, buradaki hedef kitlemiz dışarıdaki olup da kasabada yeri olmayan, ev yapacak yeri bulamayan bu tarz bir insanlara 2+1 bayramlarda, seyranlarda gelecekler. Bir cenazelerini, bir mezarlıkları ziyaret edecekler. Eski eşini, dostunu görecekler. Sıla-i Rahim yapıp gidecekler. Biz bunu hedefliyoruz. Siz sorular, yine teşekkür mesajları da geliyor, sorular da geliyor. Çarıksaraylılar ilgi gösteriyor programa. Yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkürler başkan diye yazmışlar. Bir başka izleyicimiz biz sizi bir dönem daha istiyoruz. Siz niye istemiyorsunuz diye yazmış. Bir başka kişi ben belediyede çalışıyorum. Çalışan bir personelim. Başkanımıza çalışan personelleri ve halkına karşı olan mütevazi davranışlarından dolayı teşekkür ederim diye yazmış. Yine bir başka belediye çalışanı programın başında kendileriyle ilgili söylemlerinizden dolayı teşekkür ediyor. Bir başka izleyicimiz Cumhuriyet Mahallesi'ne neler yapılacak? Belediyenin bu yönde hizmet eylem planı nedir diye yazmış. Cumhuriyet Mahallemizde tahmin ediyorum 100 metre çıkmaz. 100 metrelik bir eksik kilittaş parke alanımız, sahamız var. Ben zaten arayan arkadaşı da hakikaten biraz mahcup oldum. Çünkü geçen yıl bu yılın başlarında söz vermiştik. Yapacağız diye. Ama bu seneki durumları da gördünüz. Evet. 2016 darbe girişimleridir. Kabus gibi geçti. Kabus gibi geçti. Hakikaten onu yerine getiremedik. Bütün mahallelerde
Aynen böyle küçük küçük bir parçalar kaldı. 100 metre, 150 metre, 200 metre. %90 tamam, kilit taşı için tamamladık. %10 bir bölümlük var. Bu arkadaş hakkını helal etsin. Belki söz verdik bu sene içerisinde yapacağız diye ama yapamadık. İnşallah 2017 çalışma ortamı, malum kış günündeyiz. Çalışma şartları el verdiğinde ilk Cumhuriyet Mahallesi'nden başlayacağız. Evet, bir başka izleyicimiz devam ediyorum. İyi akşamlar. Başkanımızın çalışmalarından dolayı öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Fakat iş sahası yapmak ve göç kaybını önlemek için evet, neler yapacak? Bu yönde de projeleri varsa evet, duymak isteriz. Bu da çok güzel bir soru. Ya biz küçük bir beldeyiz. Ben şimdi oraya fabrika getireceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız dersek ki fabrika vesaire neye dayalı? Ham maddeye dayalı, ulaşıma dayalı, birçok etken var. Bizim orada bunları yapmamız, bunları getirmemiz, iş sahası açmamız belde olarak bu mümkün değil. Bizim alanımız nedir? Bizim gelirimiz, ticari alanımız, geçim kaynağımız nedir? Tarım ve hayvancılık. Bana düşen tarım ve hayvancılıkta vatandaşlarımızın, milletimizin önünü açmak. Tarım 2007'de devreye girdi. Bir gölet yaptırmıştık. 92'de başladı. 2007'de devreye girdi. 2007'de devreye girmiş olmasına rağmen daha önce sulu tarım oranı çok düşüktü. Sulu tarım oranı çok düşüktü. Traktör vesaireye baktığımız zaman sadece Almanyalı hemşerilerimizde, Almanyalı tabir ettiğimiz yurt dışında çalışan hemşerilerimizde traktör bulunur. Normal vatandaşlarda atıyorum %10 da anca vardır. 10 traktör anca çıkar diye bilirim. Şu anda sulu tarıma geçmekle bu arpa, buğday vesaire bunların gelir şeyi çok düşük. Evet. Sulu tarıma geçildi. Arpa, buğday yerine mısır, şeker pancarı, ondan sonra haşhaş, yonca, bu tarz ekonomik getirisi daha fazla olan üretime geçildi. Ve bunun yansımaları 3-5 senede vatandaşımıza hissettirdi. Şu anda tahmin ediyorum 150'nin üzerinde sıfır traktör girmiş durumda kasabamıza. Eskiden sadece Almanyalıların evinde olurdu traktörler. Şu anda bunun getirisi bile, yani birinci göletin yapıldığında ki getirisi bile tarım hayvancılıkta bu şekilde. Şimdi esas iş istihdam konusunda, göçü önleme konusunda bizim şu andaki en önemli şeyler işte yoldur, beldir, bunları yapıyoruz, ediyoruz bir şekilde, kanalizasyondur, şudur, budur, belde imkanları çerçevesinde bunlar oluyor. Ama benim esas önem verdiğim şu anda ikinci gölet. Bu bizim için bir hayati önem taşıyor. Bizim 2000 hektar birinci sınıf, birinci kalite toprağımız var. Tarıma elverişli bir bölgemiz var. Bunun 1100 metrekaresi sulu tarım. 1100 hektar. Hı hı. 1100 hektar sulu tarım. 900 hektar şu anda sulanmayan bölgemiz var. Ve bu bölgemiz dediğim gibi hani bir tabir vardır. Kan eksen can biter. O şekilde topraklarımız. Şimdi ikinci göletin 11. 22'sinde ihalesi yapıldı. İnşallah 2017 içerisinde bunun projesi bitecek. 2017'nin sonunda bakanlıktaki görüşmelerimizde 2017'nin sonunda veya 2018'in başında ihalesi yapılacak. Biliyorsunuz artık eskisi gibi göletler falan 5 sene, 10 sene, 20 sene sürmüyor. Çok şükür devletimiz, hükümetimiz güçlü. Bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde biliyorsunuz 1000 günde 1000 gölet diye başlattı. 1000 günün içerisinde 1003 gölet teslim edildi Türkiye'de. 2-3 yıl içerisinde bu yapıldığı takdirde bu sulanmayan 900 hektar bölgenin tamamına da su götürerek buranın bir özelliği, diğer yerler biraz daha yerleşim yerlerine uzak noktalar olduğu için insanlar o bölgede elektrik de yok çoğu bölgede. Bu 900 hektarın büyük bir kısmında arazide elektrik var. Biz elektrik hattı çektirdik. Bu 900 hektarda bu gölet suyuyla sulandığı takdirde inanın şu anda bölgemizde gıpta ile bakıyoruz Çetince'ye
Ve bunları kendilerinde hakikaten tebrik ediyorum bu çalışmalarından dolayı. Hakikaten tebrik edilecek bir konu. Yani tarım gelişecek. Tarım gelişecek. Bugün 20 tır şey çıktığını bahsediliyor. Biz o bölgeyi hayvancılık, seracılık ve üzüm, sofralı üzüm bizde daha önce meşhurdu. Ama şu anda kalmadı maalesef. Birkaç kişinin dışında üzüm yetiştiren, asma bağları olan bir hemşerimiz yok. Tabii Şarkaraş bölgesinde suya hasret ovalarımız. Çiçekpınar da aynı sorun evet. var. Bizde yok çok şükür. İkinci gölet yaptığımız takdirde dedim ya, Allah razı olsun Sayın Vekilimizden, Süreyya Sadi Bilgiç Vekilimiz bu konuyla da birebir ilgileniyor. Kendisi bakanımızla, Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu ile bizzat görüşerek ilgili birimlerle bu konuyu aktardı ve ihalemiz çıktı. 2017'nin sonu veya 2018'in başında bu kesinlikle göletimiz gerçekleşecek. Göletimiz gerçekleştiği takdirde kalan bak 2000 hektar arazimiz var. 1100'ü sulanıyor şu anda eski salma evet. suyla. Bu göletin bitiminden sonra ikinci göletimizin, şu eski göletimizin kapalı devre sisteme geçmesi rehabilitasyon çalışmalarına evet. ondan sonra başlayacağız. Bir vatandaşımız mesaj çekmiş. Başkan Bey Beyteks'i getirmek için teşebbüste bulundu ama başaramadı demiş. Evet. İki mesajda ben. İstihdama yönelik herhalde. Bir. Onu söyleyeyim. Şimdi Beyteks. Hızlı olalım başkanım. Hemen hızlı söyleyeyim. Beyşehir'de bir tekstil fabrikamız var. Oradan geldiler. Biz gelmediler. Biz çağırdık. Dedi ki gelin. Bizim orada kooperatifin, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, belediyeye ait bir yer değil. Sağ olsun kooperatif başkanımızla görüşerek dedim ki buraya böyle bir şey gelirse, değerlendirirsek memleketimizde bir insanlar çalışsın. Çağırdık, geldiler. Yere baktılar. 250 milyar. Çünkü çok ahşap bir durumda müştemilat şu andaki konumu. 250 milyar buraya dedi. 250 bin lira. Bir maliyet var. Biz yönetime sunacağız. Yapılır mı yapılmaz mı? Bakın ben dedim ki bunlara sizin burayla suyla alakalı, belediye hizmetleriyle alakalı inanın hiçbir şeyinizde istemiyorum. Her türlü destek olarak belediye olarak yanınızdayım. Yeter ki bunu açın. Kepçe hizmetinize vereyim. Belediye personeline hizmetinize vereyim. Ne istiyorsanız hizmetinize vereyim. Yapın bunu. Tam o sırada asgari ücret vesaire olayları yükseldi. Adamlar bir değerlendirmeye baktı. O gündemi askıya aldılar. Askıda bekliyor. Evet. Veli var yazmış. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz yazmış. Bir başka izleyicimiz başkanımızın hizmetlerini ve gayretlerini gören insanlar bu çalışmaları bir daha aday olduğu için yaptığını düşünüyor. Çalışmaların hizmet için olduğunu artık anlamışlardır sanırım. Durmak yok. Hizmete devam anlayışıyla çalışmak bu demek. Başkanımıza teşekkür ederiz yazmış. Bir başka izleyicimiz mezarlıklar konusunda size teşekkür yazmış yine. Bir başka izleyicimiz Ulu Mahalle. Anayol üzerinde sürekli kazalar oluyor. Tehlike seçen derenin istinat duvarının yapılması gibi evet. bir çalışma olacak mı demiş. Evet. Evet veya hayır diye hemen kısaca geçelim. Onu kesinlikle yapacağız. Onu biliyorum. O konuyu biliyorum. Kesinlikle yapacağız. Kanalizasyon için teşekkür mesajı var. İsmini vermek istememiş bir eğitimcimiz de. Eğitime yapmış olduğunuz yatırımdan dolayı size şükranlarımızı sunuyoruz yazmış. Bundan sonraki mesajlar muhtemelen ben şimdi programı kapatacağım. Çünkü sistemde görüyorum 5-6 mesaj daha geliyor ama benim önüme düşmedi. Muhtemelen program kapandıktan sonra düşmüş olacak çünkü süremiz doldu. Güzel de bir söyleşi oldu. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çalıksaraylılar uyumamış. Herkes ekran başında görüyoruz. Allah razı olsun herkesten. Ben de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum dışarıdan izlenmiş. Size de Eklantin ürünlerinden hediye edelim. Program çok teşekkür ediyorum. Eklantin Isparta'nın yerel markası. Evet değerli seyirciler, Basın Kulübü AK Parti'nin kalkınmada yerel belediyecilik modellerini anlatmaya devam ediyor. Bugün Gelendos Belediyesi ve Çarıksaraylar Belediyesi'nin değerli başkanlarını konuk ettik. Bize ilçelerine, beldelerine yaptığı hizmetleri anlattılar. Projelerini anlattılar. Yaptıklarını, neler yapacaklarını, bundan sonra bulunduğu yörelerin ne tür hizmetlerini beklediğini paylaştılar. Gördüğünüz gibi Basın Kulübü tek taraflı bir programı yapmıyor. Halka da mikrofon tuttu. O soğuk havada Çarıksaraylar'da gezdik. Çok dondurucu bir soğuktu. Yine gelen dosta keza öyle. Sizlere geliyoruz, mikrofon tutuyoruz. Memnun musunuz, değil misiniz, ne istiyorsunuz, ne söylemek istiyorsunuz diye üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Yazdığınız mesajları, soruları mümkün olduğunca hemen hemen hepsini okumaya çalıştım. Dediğim gibi 5-6 kaldı. Onlar da ben kapattıktan sonra gelecek diye tahmin ediyorum.
Ve göstermiş olduğunuz ilgiye, alakaya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bugün hüzünlü bir gündü bizim için. Güne acıyla başladık. Ispartalı şehidimizi bugün son yolculuğuna uğurladık. Binlerce Ispartalı dualarla, gözyaşlarıyla şehidimize son görevini yerine getirdi. Ben tekrar programın başında da söylemiştim. Şehidimizin ailesi başta olmak üzere tüm milletimizin, Ispartalılar hemşerilerimizin başı sağ olsun diyorum. Ve bu saldırıda, hain terör saldırısında yaralanan polislerimize ve sivillerimize de acil şifalar diliyorum. Umarız bunlar son olur. Umarız bu hainler bir an önce cezasını bulurlar ve bu saldırının intikamının, öcünün alınacağını hem hükümetin bakanları hem de Sayın Cumhurbaşkanı defaatle açıklıyor ve bunun hesabı mutlaka görülecek, mutlaka sorulacak. Bizden bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.